Sevgili Şükrü Hocam, sevgili Alper Hocam, merhabalar. Merhabalar. Bugün AP hakkında sohbet edeceğiz birlikte. Nereden başlayalım Alper Hocam, nasıl başlayalım? İlk önce AP ile eş zamanlı, AP sınavları da eş zamanlı Türkiye sınavları yapılabilir mi? İki sınava birden bu müfredatlara aynı zamanda çalışılabilir mi diye ben Şükrü Hoca'ya bu soruyu yöneltiyorum. Türkiye sınavında matematiğin çok büyük bir ağırlığı var. Birinci basamakta 40 soru, ikinci basamakta 40 sorular geliyor ve bunlara yönelik hazırlık için yapılması gereken en önemli şey bol bol deneme sınavı çözebilmek. Türkiye sınavında bir öğrenci son sınıfta konuları öğrenerek çalışıyorsa işimiz çok zor. Çünkü pratik yapmaya, örneğin ben kilolu bir insanım, bana bir spor tekniğini öğretebilirsiniz ama o spor tekniğinde benim uzmanlaşabilmem için kilomun gitmesi lazım. Matematik çalışan bir öğrencinin son sınıfta bol bol sınav çözmesi lazım. 10. sınıfta ben bu çocuğa gel Türkiye ve 10. sınıfta Türkiye'ye çalış dediğimde o hedefe daha çok var. Yani bir ergen psikolojisinde bu tam olmuyor. Olmadığı için de hem daha kapsayıcı hem de önüne bir hedef, bir program koyduğunda daha başarılı oluyor. Özellikle AP kalkülüsü çocuğa 11'de en geç verdiğimde o konuyu öğrettiğimizde bir Türkiye sınavı ile ilgili hiçbir sorun, hiçbir konu eksiği geometri dışında kalmıyor. Kalmadığı için de bu öğrenci diğer arkadaşları dershanelerde veya kurumlarda o konuları öğrenmekle uğraşırken bu öğrenci TYT ve AYT'nin matematik sınavlarının deneme sınavını çözüyor. Haftada bir tane deneme sınavı çözmesi halinde sizce o hocam o çocuk ne yapar? Yani ben AP'lerin, yani ben fizikçiyim ama AP matematiğe, yani kalkülüse hem AB hem de BC çalışan öğrencilerde yani o farklılığı görüyorum. Çok güzel görürüz yani ve devamlı da sınav soruları çözeceği için diğerleri konu öğrenirken bu çocuk devamlı deneme sınavı çözeceği için rahatlamış oluyor. Aynı zamanda AP'lerini 11'de aldığı için de yurt dışına da başvuruyor. Psikolojik olarak da bir rahatlama oluyor. İyi yerlerden kabullerini de belki alacak. Bir de 11. sınıf Mayıs ayında işini bitirdiği zaman AP'lerde 12'de rahat. Hem akademik olarak yani altyapısı sağlam bir şekilde 12'ye başlamış oluyor. Kesinlikle. Hem de bir senesini sadece Türkiye sınavına ayırıyor. Hazırlanmış oluyor, konuları bitirmiş oluyor, kafası da rahat oluyor. A planı, B planı, C planı olmuş oluyor yani. Ama bunun da tek bir endişe ettiğim konusu var. Bunu da belirtmemiz lazım. AP sınavı kolay bir sınav değil, zor bir sınavdır. Buna çalıştığı zaman başarı da var, başarısızlık da var. Ne olursa olsun, Veritas'ın sloganı bu. Gerçekçi ol, imkansızı iste ve kesinlikle pes etmemesi lazım. Burada öğrendin, hayatın bir aşaması geçti. İkinci aşamasında kesinlikle başarılı olacaksın.